Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Babası tarafından zihinsel geriliği olduğu gerekçesiyle 13 yıl boyunca Kaliforniya'daki evlerinin bodrumunda hapis tutulan Genivali'nin hikayesi. Sosyal hizmetler görevlileri Geni'yi ilk bulduklarında elleri önde tavşan gibi zıplıyordu. 13 yaşındaydı ancak bir bebeğin zekasına sahipti. İlk başta otistik olduğunu düşündüler. Sonra konuşamadığını fark ettiler. İdrarını tutamıyordu. Salyasını akıtıyor ve de tükürüyordu. Neredeyse eksiksiz iki takım dişe sahipti. Böyle vakalarda fazla görülen dişlere sürnümerer dişler denir ve nadir bir durumdur. Geni zorlukla çiğneyebiliyor ve de yutkunabiliyordu. Ayrıca gözlerini tam odaklayamıyor, uzuvlarını da hareket ettiremiyordu. Daha sonra yapılan detaylı incelemeler sonucunda, uzmanlara göre bugüne kadar karşılaştıkları en şiddetli çocuk istismarı vakası olduğunu dile getirdiler. 13 yaşındaki çocuk konuşamıyor ve de çiğneyemiyordu. Onun yerine yemeğini ağzına koyuyor ve tükürükle beraber çözünmesini bekliyordu. İsmine tepki veren Geni, bunun dışında sadece bir şey daha anlıyordu. O da dur kelimesiydi ve daha fazlası yok idi. Rengi olağan dışı şekilde soluktu. Yetersiz beslendiği aşikardı ve sırtında hapsedildiği yerde oluştuğu düşünülen kalın bir nasır tabakası vardı. Geni, yabani çocuk vakasıydı. Amerika Birleşik Devletleri'nde ortaya çıkarılmış olan en korkunç çocuk ihmali vakalarından biriydi. 1958 yılında babası Clark Wiley tarafından zihinsel geriliği olduğu gerekçesiyle evlerinin bodrumuna hapsedilmişti. 1970 yılında Geni kurtarıldığında babasının sesten nefret eden ve çocuk istemeyen bir kontrol manyağı olduğu anlaşılmıştı. Wiley çiftinin ilk çocuğu buz gibi soğukta garajda bırakıldığı için ölmüştü. İkinci çocuğu ise doğum sonrasında gelişen komplikasyonlardan dolayı ölmüştü. John ismini verdikleri üçüncü çocukları hayatta kalmayı başarmıştı ve ondan 5 yıl sonra da yeni dünyaya gelmişti. Uzmanlara göre babası Clark asla Geni ile konuşmuyordu. Karısı Irin ve oğlu John'un da onunla konuşmasına izin vermiyordu. Geni daha henüz 20 aylıkken onun zihinsel geriliği olduğunu düşünen babası Clark tarafından evlerinin bodrum katındaki sessiz bir odada kilit altına alındı. Geni'ye ev yapımı deli gömleği giydiriyordu. 20 aylık bebek lazımlıklı bir sandalyenin üzerinde her gün gün boyunca oturtuluyordu. Odanın camları güneş ışığı girmesin ve meraklı komşuları tarafından içerisi görülmesin diye alüminyum folyo ile kapatılmıştı. Odada sadece etrafı kümes teli ile kapatılmış bir kafes ve lazımlıklı bir sandalye vardı. Geni 11 yıl boyunca sadist babası tarafından bu şekilde yaşamaya mahkum edildi ve işkence gördü. Gün boyu oturduğu karanlık odada gece olduğunda zincirlendi ve neredeyse sadece sıvı besinlerle beslendi. Deli gömleği giydirilen Geni bu sebeple ellerini ve ayaklarını kullanmayı öğrenemedi. Büyük oranda sıvı besinlerle beslenen Geni, yemeğini yavaş yediğinde babası tarafından cezalandırıldığı için çiğneme becerisini dahi kazanamadı. Clark kızına sadece homurdanıyor ve bir köpek gibi havlıyordu. Eğer gürültü yaparsa onu bir sopayla dövüyordu. Karısı Erin korkudan ve gözleri iyi göremediğinden bu duruma karşı bir şey yapamıyordu. Bu durum Geni 13 yaşına gelene kadar böyle devam etti. 4 Kasım 1970 tarihinde anne Erin
bu korku evinden kaçmayı başardı. Gözleri katarak olduğu için iyi göremeyen Erin, engelli yardımı almak için sosyal hizmetler bürosuna gidince, sosyal hizmetler görevlisi aileye ulaştı. Sosyal hizmetler görevlisi aileyle ilk defa karşılaştığında Gene'nin görünüşünden, halinden ve davranışlarından şüphelendi. Gene ayakları üzerinde duramıyordu. Uzuvları çok zayıftı ve de titriyordu. Ve de ellerini tıpkı bir tavşan gibi vücudunun önünde tutuyordu. Hala çocuk bezi takıyor, konuşamıyor ve de tıpkı bir hayvan gibi yerde emekliyordu. Sosyal hizmetler görevlisi çocuğun 6 yaşında ve de otistik olduğunu düşündü. Ancak gerçek yaşı ortaya çıktığında bunu derhal müdürlüğüne iletti. Bu durum en sonunda Los Angeles Şerif Departmanı'na bildirildi. Gene'nin kardeşinin esir kampı olarak tanımladığı ev araştırıldığında ortaya insanı şok eden şeyler çıktı. Gene'nin yaşamı boyunca hapsedildiği odanın dışında evin geri kalanı da tamamen karanlıktı ve tüm perdeler daima kapalıydı. Yapılan araştırmalar gösterdi ki Gene'nin fiziksel gelişimi ancak 8 yaşındaki bir çocuğun gelişimine denkti ve çocuk sadece 27 kiloydu. Tecrit konusunda uzman olan Jay Shirley, Gene'nin durumunu gördüğü zaman en rahatsız edici vaka olduğunu belirtiyor. Shirley, benim tecrübelerime göre bir insanı tecrit etmek ona verilebilecek en kötü ve şeytani ceza diyor. 15 dakika ile 1 saat arasında bile uygulanacak bir tecrit insanda ciddi semptomların gelişmesine yol açabiliyorken bunun 13 yıl yapıldığını düşünün. Gene'nin annesi ve babası çocuk mahkumiyetinden tutuklandı. Ancak hakim karşısına çıkmadan hemen önce babası Clark intihar etti. İddialara göre ardında dünya asla anlamayacak yazılı bir not bıraktı. Arkasında cevaplanmayı bekleyen yüzlerce soru bırakarak bu olayı kendi gözünden anlatamadan öldü. Yapılan araştırmalar sonucunda kocası tarafından korkutulduğu ve istismar edildiği ortaya çıkan ve bu yüzden evden çıkan anne hakkındaki suçlamalar düşürüldü. Ancak Gene'nin velayeti kendisine verilmedi. Terapistlerden ve doktorlardan oluşan bir ekip tarafından tedavi edilmesine karar verildi. Gene 18 yaşına geldiğinde olabilecek en korkunç şey oldu. Gene annesinin yanına yıllarca tecrit altında tutulduğu o korku evine taşındı. Beklendiği gibi bu durum hiç iyi sonuç vermedi ve Gene tekrar bakım evine geri döndü. 13 yıl boyunca tek başına kilitli tutulduğu o karanlık odada neler olduğunu hiç kimse tam olarak bilmiyor. Gene hakkında bilinen en son şey onun Los Angeles'ta yeri herkesten gizlenen bir yetişkin bakım evine yerleştirildiği, 13 yaşına kadar bedenini ve beynini kullanamayan Gene gelişimini tamamlayamamıştı. Maalesef fiziksel hiçbir sorunu olmayan bu çocuk, ruh hastası sadist babasının tecrit etmesi sonucu kendine yetemeyen zihinsel gerilikte bir birey haline gelmişti. 1970'lerin sonuna geldiğinde Gene belirsizliğine geri dönmüştü. Kaliforniya'nın velayeti altında olduğu için yetkililer onu konumu gizli olan bir devlet kurumuna yerleştirdiler. Bilinene göre halen devlet bakımı altında yaşıyor. Gene'yi araştıran ve onunla arkadaş olan dil bilim profesörü Susan Curtis hala hayatta olduğuna eminim. Zira her aramamda onu sordum ve bana iyi olduğunu söylediler diyor. Onunla iletişim kurmama hiç izin vermediler. Onu ziyaret etme veya mektup yazma girişimlerimde ise bir şey yapacak gücümü kaybetmiştim. Sanırım onunla en son görüşmem 1980'lerin başındaydı. Gene 60. yaş gününe yaklaşırken kaderi bir gizem olarak varlığını sürdürüyor
dünya ile iletişim kurabilmek için konuşmayı öğrenebildi mi, mutlu olabildi mi, bunu sadece bir avuç insan biliyor. Mahkemenin velayeti altında olan Jenny, Los Angeles'ta bir çocuk hastanesine kaldırıldı. ABD'nin dört bir yanından çocuk hastalıkları uzmanları, psikologlar, dil bilimciler ve uzmanlar onu incelemek için, tedavi etmek için dilekçelerini sundular. Çünkü burada dilin bizi nasıl insan yaptığına dair beyin ve konuşma yeteneği gelişimini incelemek için eşsiz bir fırsat vardı. Jenny, mavi turuncu, anne ve git gibi birkaç kelimeyi söyleyebiliyordu. Ancak çoğunlukla sessiz kalıyor ve duygularını gösteremiyordu. Bir çeşit tavşan zıplamasıyla sürtünerek hareket ediyordu. Stresli olduğu zamanlarda tuvaletini kaçırıyordu. Doktorlar onu gördükleri en hasar almış çocuk olarak nitelendirdiler. Jenny'nin kendisi gibi babasının eziyetini çekmiş bir abisi vardı. Kendi sözleriyle ölü gibi bir adam yaşıyordu ve kendi kızını, Jenny'nin yeğenini düzgün yetiştiremedi. Jenny'nin abisi, Joe'nun yakasını bırakmadı uğradığı şiddet ve kardeşinin acılarına tanık olduktan sonra 2008 yılında bir röportajında şunları söyledi. "Bazen Tanrı'nın beni yüzüstü bıraktığını düşünüyorum. Belki de ben onu yüzüstü bıraktım. Jenny ile en son 1982 yılında görüştüm ve 2003 yılında annem ile iletişimimi kaybettim. Utancımdan dolayı Jenny'yi aklımdan çıkartmaya çalıştım ama yardım aldığı için mutluyum. Kanunlarla sorun yaşadıktan sonra John Ohio'ya yerleşti. Boyacı olarak çalıştı. Evlendi ve Pamela adında bir kız çocuğu oldu. Ancak evliliği yıkıldı ve kızı, Jenny'nin yeğeni, kötü alışkanlıklara yöneldi. 2010 yılında polis Pamela'yı kullandığı kötü alışkanlıkların etkisinin altında buldu ve iki kızını tehlikeye atmakla suçladığı John, mucizevi bir kurtuluş veya bir son olmayacaktı onun için. Şeker hastası olan John, 2011 yılında hayatını kaybetti. Bilinene göre teyzesi Jenny ile hiç tanışmayan Pamela, 2012 yılında hayatını kaybetti. Jenny, kelime dar ağacının yaş sınırı olmadığını gösterdi. Ancak kelimeleri cümleye dönüştüren dil bilgisinin gelişimi için belirli bir yaştan sonra çok geç olduğu görüşünü destekledi ve bununla kalmayıp kanıtladı. Doktor Curtis, 5 ila 10 yaş arasında bu gelişim aralığının kapandığını söyledi. Jenny'nin hayatı elinden çalındı. Üstelik babası tarafından. Yıllarca bebekliğinden tutun da 13 yaşına kadar bir odada insanlık dışı şekilde yaşamaya mahkum bırakıldı. Sırf fazla ses ve gürültü babasının tahammülsüzlüğü yüzünden. Şimdi hayatta kendinizi şanssız hissediyor musunuz? Jenny'ye benzer bir sürü örnek de bulmak ne yazık ki mümkün. Bir daha asla çocukların ve masum insanların hayatlarının elinden alınmaması dileğimle. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olup videolarıma beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Farklı bir videoda tekrar görüşmek dileğimle. Hoşça kalın.